Biraz anestezi. Her şey yolunda mı? Piçin teki bana saldırmaya kaldı. İşini bitirdi mi? Kim? Buralardan mı? Sence buralı biri bana saldırmaya kalkar mı Pepe? Dinle V. Bir sorunum var. Bu seferki ciddi. Naz yapma. Söyle hadi. Şimdi ne oldu? Körke'ye borcum var. Çok fena. Yarına kadar ödemezsem bacaklarımı kıracakmış. Ve şey, bu adamın hiç şakası olmaz. Arkasında karteller var. Kirk'le iş yapılır mı? Haywood'daki sıçanlar bile herifin nasıl dolandırıcı olduğunu bilir. Kardeşim hapisten çıktı. Kutlamayı biraz abarttık. Sıçtım bir, biliyorum. Kirk'le konuşur. Ama bana iyilik borcun olacak. Hayatımı kurtardım bebi. Cidden. Merhaba Kirk. Biraz konuşalım mı? Vii, uzun zaman oldu. Ne istediğini dökül hadi. Pepe seninle konuşmamı istedim. Niye? Parayı kendi vermeye çekiniyor mu? Söyle ona ısırmam. Yani şimdilik. Fazla üstüne gitmesen sen de. Borcunu ödeyecek. Biraz vakit ver yeter. Biz oradan baktığında hayır kurumuna mı benziyoruz? Borç para aldıysan geri ödemesini bileceksin. Faiziyle tabii. Bunu bilmeyen geri zekalıdır. Yani sen bana anlaşmaya uymayan o yavşağın üzerine gitme mi diyorsun? Hayır. Biraz hatırım vardır diye ricada bulunuyorum. Beni tanırsın. Profesyonel bir adamımdır. Yani karşılığında ne alacağımı bilmeliyim. Kirk bak ne diyeceğim. Bazen buralı olmadığını unutuyorsun gibi geliyor bana. Tamam, ara sıra Haywood'a uğradığın doğrudur. Ama sen aslında ta Pasifika'da yaşıyorsun. Ne diyorsun yani? Demek istediğim, buranın yerlisi olan biriyle atışmadan önce bir düşünmelisin bence. Başka tekliflere de açığım. Bu ne? Bir göz at. Ön sayfadaki araba 10 numaradır. Şu an şehirde sadece 4 tane var. İlki Rayfield Bölge Başkanı'nın. İkincisi belediye başkanı'nın. Üçüncüsü de bir kiralama servisinin. Aynen. Dördüncü kimin? Dördüncüsü de müşterimin olacak. Sen onu benim için çaldıktan sonra tabii. Bunu yaparsam Pepe'nin borcu kapanacak mı? Elbette. Ben sözümün eriyimdir bilirsin. Olay çok basit. Sen benim için Rayfield'u çal, ben de Pepe'nin hesabını kapatayım. Hatta şanslıysan sana biraz ekstra da öderim. Dostum Rick, şoförümüzün takılmayı sevdiği kulüp Amberson yanında bir otopark işletiyor. Herif her cuma gecesi orada oluyor. Sen gider gitmez güvenlik kameraları kapanacak, kapılar açılacak, yollar senin olacak. Rayfield'u kap ve çıkıp git. Çok basit. Nasıl yapacağım ki bunu? Kaykayla şasinin altına girip düz kontak falan mı yapmamı bekliyorsun? Çok basitmiş. Kirk, böyle araçların güvenlik sistemleri olur. En iyisinden. Bu ufaklık, Mayfield teknisyenlerinin tamir için kullandıkları anahtar gibi çalışır. Kilitleri açar, kimlik doğrulama adımını da pas geçer. Şehirdeki tüm Rayfield'ları açabilen bir anahtar demek. Yapma Kirk, buna kendin bile inanmıyorsundur. Kabuki'nin teknoloji sihirbazları el altından bundan daha iyisini bile satıyorlar. Bana bence biraz güven. Anlaştık mı yani? Sözünü tutsan iyi olur, Kirk. Sakin ol V. Bak bu işten senin de cebine para girecek.
Glen'de Cambers'a git. Rick garajda seni bekliyor olacak. İyi anlaşırsınız. Sana bol şans. Haberleşiriz. Biraz borç verin. Çok az. Ne olur. Sus. Evet ben. Vay, kimleri görüyorum. İyi, uzun zaman oldu. Döndüğünü bilmiyordum. Atlanta'dan birkaç hafta önce geldim. Demek hoş geldin hediyeni almışsın bile. Doğu tarafı nasıldı? Sonra anlatırım. Şimdi biraz meşgulüm de. Hadi şimdi anlat, olur mu? Hem gideceğin yere bırakırız. Marcos, gidelim hadi. Nereye gidiyoruz peki? Glen'e. Amber's'ta inerim. Ön kapıya mı? Barın arkasındaki rampadan giderim. Nerede ineceğimi söylerim. Duydun Marcus. NC'de işler nasıl gidiyor? Bir meşgale buldun mu? Sağdan soldan bir şeyler kovalıyoruz işte. Her zamanki gibi. Ama idare ediyorum. Sorduğun için sağ ol. Atlanta beklediğin gibi çıkmadı demek ha? Aslında beklentim olmadan gitmiştim. Ama buradan daha iyi olur sanmıştım. Olmadı. Belki de en iyisi budur. Arabayı durdur. Ne oluyor? İş meselesi. Emanetin var mı? Sebastian Ibarra. Anlaşılan şanslı günümdü. Ne istiyorsun? Şu küçük meselemizi artık çözmek istiyorum. Sana bir teklifim var Peder Bey. O yüzden iyi dinle. Vista'dan siktir git. Ve adamlarını sokaklardan çek. Glen'i sana bırakır, yollarımızı ayırırız. Geceleri de rahat uyuruz artık. Ne cömertim, görüyor musun? Ne dersin Peder? Ulan hele bir kelime daha et de. Sen karışma. Seni tanımıyorum. Ben de seni tanımıyorum. Bu da şu demek koçum. Buralarda ciğerin beş para etmez. Var mı başka sıkıntı? Bu konuşma burada bitti sanırım. Dikkat et Peder. Aklını alırlar ama ruhun bile duymaz. Senin de öyle piç kurusu. Devam et Marcus. Geldiğin yeri unutmamış olman hoşuma gitti. Cevherin hala yerinde. Bu serserilerden bu ara çok türedi. Kafalarına silah dayandı. Atlarına sıçarlar. Kimdi o? Önemli biri değildi. Bir hafta içinde gidecek. Yerine de yenisi gelecek. Sana silah çekti. Evet çekti. Ve bedelini ödeyecek tabii. Şuraya çek. Tam burası. Burada inebilirim. Al, gitmeden şunu vereyim. Numaran? İşine yarayabilir. Bakarsın yine beraber çalışırız. 2 yıl öncesine geri sararız. Sağ ol Peder. Gitmem lazım. Görüşmek üzere.
Bey, durum nedir? Vardım. Adamın yanına gidiyorum. Ricky çocuktur, görürsün. Ona kardeşim gibi güvenirim. Evet. Yardımcı olabilir miyim? Beni Kirk yolladı. Kameralar kapalı. 20 dakikan var. İşini hallet. Kirk, aracı görüyorum. Hadi göster bakalım kendini. Bol şans. Hadi şu güzellikte bir turlayalım bakalım. Sen işini iyi biliyorsun adamım. Gördün mü? Zenginiz. Hadi şimdi bin ve yola çıktığında beni ara. Gideceğin yeri söyleyeceğim. Anlaşılan bu çok kolay olacak. Çık lan dışarı. Tamam. Sakin. Kişisel bir şey değil kardeşim. Sadece iş. Rayfield benim. Hadi ama. Hırsız onurunu duymadın mı hiç? Kim bulduysa onundur. Ve önce ben geldim. Dinle. Bunu yapmanın iki yolu var. Dostça ya da boktan. Her türlü sonu aynı olacak. Arabayı ben alıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bu da ne? SCBB, silahlarınızı bırakın. Kıpırdamayın. Tutuklusunuz. Ellerinizi göreyim. Sakin ve yavaşça. Jack Evans, mahalleden eski dostum. Görüyorum ki bir gram bile uzunlaşmamışsın. Hey! Dedektif Stintz. Uzun zaman oldu. Müfettiş Stintz. Ne boksart. Konu açılmışken senin tipin de tanıdık geldi. Öyle mi? Seninki bana gelmedi. Mutluluk aramaya Atlanta'ya kaçmışsın. Belli ki bulamamışsın. Bana kalırsa siz Haywood termitleri hep aynısınız. Burada doğ, burada yaşa, burada öl. Görünüşe göre haklıymışım. Hakkımda bir sikim bilmiyorsun. Gerçekler acıtır. Konuşmana dikkat et. Ben sabırlı biri değilimdir. Hey hadi ama Stint. Yaptığınız çok saçma. Biz içeri alırsan mahkemeye çıkmayı bekleyeceğiz. Peki ya sonra? En fazla birkaç ay yatarız. Hatta bu aralar El Bote'de oturacak yer bile yok. Yani herhalde erken çıkarız. Hırsızlar bunlar. Siktir, yine geldi. Sırada sokak serserileri. Onları tutukladık Bay Fujioka. Artık bize emanetler. Boşuna uğraşmayın. Benim ifade vermeye veya mahkemeye çıkmaya hiç vaktim yok. Bırakmamızı mı öneriyorsunuz efendim? İkisini de denize atmanızı öneriyorum. Ayaklarını kelepçeleyip kırın ki düzgünce batsınlar. Onu duydunuz. Siktir. Ay sikicem. İtiraf edeyim. Bir anlığına cartayı çekiyoruz sandım. Canlı çıkabileceğimizi sanmıyordum. Yok be. Stintz öyle bir şey yapmazdı. Bundan emin misin? Tabii. O da tıpkı bizim gibi doğma büyüme Haywood'du. Takımlılardan nefret ediyor. Yapması gerekeni yaptı. Hepsi bu. Ben olmasaydım şimdi Night City'yi fıstık gibi bir arabayla turluyordum. Yok ya sanmıyorum.
İş başından beri sakattı zaten. Kabuki'nin mucizevi anahtarı bile öyle bir alarmın önüne geçemedi. Polis öyle ya da böyle peşime düşerdi. Yani belki de kaderin bir cilvesidir. Jackie Wells. Oui. Seni tanıyorum. Coyote'de takılıyorsun. Arabayı çalma işini de Coyote'dan aldım. Kirk'ten. O lağım faresiyle mi çalışıyorsun? Pepe'nin herife borcu var ve ödeyemiyor. O yüzden ben el attım. O beş para etmez Kirk. Nasıl olur da Pepe'ye patronluk taslar ki? Dediklerine göre arkasında karteller varmış. Karteller mi? Hayır, hayır. Bak, o kartelleri tanırım. Ve kalıbımı basarım ki hiçbiri onun adını bile duymamıştır. Arkadaşını öğrenmesi gerek. Haywood'da milleti kandırmamalısın. Gel hadi. Bir yemek yiyelim seninle. Yemek mi? Annem öyle bir çili yapar ki var ya, parmaklarını yersin. İçimde güzel bir his var. Ne hissi? Bizle ilgili. Kimyamız iyi uydu bence. Hadi, açlıktan ölüyorum. Tamam, bir yemek yiyelim o zaman. Hadi bakalım. Merhaba Night City. Ben adamınız Stanley. Hayaller şehrinde hep birlikte yepyeni bir güne başlıyoruz. Bu şehre bayılıyorum. Tıpkı zamanında çocuğunu yetimhane kapısına bırakıp giden, yıllar sonra karşılaşınca da sigara parası isteyen anneye duyulan sevgi gibi. Şehrimiz her gün yüzlerce göç alıyor. Ama ancak yarısı bir yıl dayanabilir. Tabii o bir yıl çok iyi geçtiyse. Peki sizce neden o kadar insan Nice diye akın ediyor? Macklin Boa Boa gibi bir sokak ninjası olmak için tabii ki. Risk arttıkça ödül de artar çocuklar. Hani öyle derler ya. Yani zirvede öyle çok uzun kalamazsın. Hızlı yaşayanı hızlıca yakalarlar. Tabii öncesinde kafana sıkmazlarsa. Nice efsanesinin çoğu nerede biliyor musunuz? Mezarlıkta. Nereden geldiğinin ya da nereden başladığının bir önemi asla yok. Burada asıl önemli olan şey aldığın yoldur. Burada, Night City'de, düşlerin başladığı şehirde.